Ev arıyorum, ev yok. Şehri de gezdim tabii. O Malatya'nın o Malatya Lisesi'nin önündeki yol, Hasan Bey Caddesi'nde aşağıda. Sağlam da ev yok. Esnaf kalmamış. Çarşı kalmamış. Şehir kalmamış. Herkes ev arıyor. Çoğu göçmüş gitmiş zaten. Ev de yok. Hasar görmeyen ev de yok. 8.000'den aşağı yok. 8.000, 10.000. Hatta bazı semtlerde böyle kendi lüks sayılan semtlerde 15.000'e kadar kira isteyenler var. Emeklerini aldı da 8-10 bin lira maaşlar. 7.000 işte 7.500'den başlıyor da son zamanlarda. 11-12'ye kadar çıkıyor şeyine göre. 8.000 lira kirayla adama yiyecek alıyor. Elektriği var, suyu var, doğalgazı var, nakliyesi var. Ev kiraladı, 10 bin lira ev kirası istiyor. 10 bin lira da emlakçı istiyor. Bir o kadar da şey istiyorlar, depozit, abone parası, bilmem ne, 50 bin lirayı buluyor, nakliye parası. Hiçbir vatandaşın bunu ödeyecek gücü yok. Depremden de 1500 liraydı. Benim kızım kiraladı ev, 1500 liraydı ev. Aynı eve şimdi 10 bin lira diyorum. Kim kimi denetti, denetliydi. Ne denetleme var, ne şey var. 5 aydır deprem olmuş, hala Malatya'nın üstünde musluklarda çamur akıyor. İlgilenen yok, gelen yok, giden yok, bakan yok, şey yapan yok. Kameraların karşısına çıkınca bol keseden atıyorlar. Başka bir şey yok. Geldim işte 1,5 ay oldu, 1,5 aydır bakıyorum, evi taşıyacağım, çıkaracağım, evi boşaltacağım. Ev yok. Ahlaki dejenerasyon. Bu sistemin şeyi, sonucu. Sistemin sonucunda insanlar bu hale geldi. Yazın sıcakta ne yapacaklar bilmiyorum. Ben başkasının yanında kalıyorum şimdi emanetim. Ya konteynerlerde kalıyor ya da göçüp gidiyorlar, başka yerlere gidiyorlar. Başka ne yapacak? Başka şey yok, seçenekleri yok.